Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi iki yer vardı, daha önce konuştuk. Cehennem fikri senin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis cenneti ve var olduğunu, onu sana hatırlatıyor. Onu yapacaktık. Sonra vazgeçtim. Risale-i Nur'da geçer iman tanımlaması var, tarifi var. İman nedir? İman neyin nesidir böyle? Beşeriyet yok. Cümleyi Risale'den aldım hepsini. İman. Sözler 146'dan. Hepsi farklı farklı yer. İkide bir deftere niye yazdım? Bazıları hatırına geliyor. Şeytan da yardım ediyor. Ne oradan oradan açmıyor? Bayağı zaman alır. Metini aynen aldım. Yazmışım yani. Üşenmeden yazdım işte. Çabuk olsun diye. Sözler 146. İman. Sorusu. Soru sormak. Yani bununla alakalıysa. Mümkün. Hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan iman. Bir daha. Hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası. Bileti Mehmet girişim. Bilet giriş. Vesika ise oradaki istifadeye ait verilen imtiyaz. Pasaport ve oturma izni gibi. Ha onun gibi ha. Pasaport ve oturma izni gibi. Hazine-i ebediyeye bilet, saadet-i sermediye vesika. Ancak bir şey ya, sonsuz biliyor musunuz? Sonsuz. Nasıl olacak ya? Sonsuz değil mi? Akıl almıyor. Sonsuz bir saadet. 2. Sözler 312. Saniyine intisaptan ibaret olan iman. Saniyine intisap. Yani intisap bağ. Şimdi bağın adı iman. İman bağın adı. İman seni bir yere götürüyor veya bir yere seni bağlıyor. İman netice değil. İman bağsa 2. İman kuvvetse 3. İman nursa 4. İman hayata hayatsa İman vesiledir. Netice kayyumu Allah'tır. Haşa, iman Allah değildir. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Allah'ın koyduğudur. Allah'tandır. Haşa, Allah değildir. Lehül esmaül hüsna. Bütün güzel isimler Allah'ındır. İsim Allah değildir. İman mahluktur. Hakikati. Bu ucu mahluktur. İman vicdanda iman ediliyor. Kalp. Kalp. Mahalli, kalp ve vicdan. Evet. Yani kalbin iki mahali var. Makis hissiyatı vicdan. Efkarı. Mazari mazari hissiyatı vicdan. Makesi efkarı dima. Yani ikisi kalbin şubeleri. Kaynak kalp. Bu atölye olarak düşünün. Atölye. Orada 7 tane madde giriyor içeriye. Oraya. Mesela arı
çiçeklerden toplar ya, çiçeklerden toplar, bal yapar. Yani topladığı polen. Mesela topladığı şun, insan topladığı, dima ve vicdanın topladığı, dima ve vicdanın topladığı, kalpte kalp atölyem. Bir, delil. İki, burhan. Üç, ibret. Dört, fikret. Beş, ünsiyet. Altı, usare. Yedi, şiira. Vicdanda o tatlı iman balları yapar. Vicdanda imal ediliyor. Bu noktadan mahluktur. Bu malzemelerle yapılıyor. Zaten ne dedi? Saniyine intisaptan ibaret olan iman. İman buysa bizi bağlayan yer Allah nasıl bir şey? Acayip bir şey ya. Subhanallah. İmanımızdan daha kıymetli ne var? Arkadaşlar ben biraz dünyayı dolaştığım için sizden belki farklı bir gözlemleme yani şahadetlerim var. Siz de kaldığınız yerleri biliyorsunuz. İnsanlık inim inim inliyor. İnanın bana. Kimseye dokunma, patlıyor. Uçaklar mesela. Yani bir şey anlatıyorsun. Veya şu Kur'an okuyorum. Hostes geliyor. Beyefendi bir şey istiyor musun? Var ya ikram dağıtıyor. Hayır. Biraz sonra her şeyi bitiriyor geliyor. Bir şey arzu eder misiniz? Allah Allah. Yok sağ ol. Biraz sonra geliyor. Olduk hoca ya. Bana dua eder misin? Sıkıntılar bunlar. İnan. Ne kadar yakın hissediyor. Çok da hoşuma gidiyor. İman nasıl bir şey bilmiyor. İnsanlar istiyor, arıyor ama işte ulaşamıyor mu hocam? Nedir? Boşluk işte. Korkunç bir şey. Ulaşıyor da biraz önce bir tanesi arkadaşını derse davet ediyor. Benim kulak misafir olduğumu da burada şimdi. Derse davet ediyor. Diyor ki bir hafta sonum var diyor. Bir hafta sonum var. Nasıl geleyim diyor. Diyor ya bir yerde düşmüş çıkamıyorlar. Evet. Anlatmayamıyorum şimdi. Evet çıkamıyor. Bak şimdi. Ey hasta kardeşler. Madde hastalıkların %90'ı vehmidir. Düşünceden. Maddi hastalık ben dediniz değil mi abi? Evet maddi hastalıklar. Yani mide ağrıları. Malzeme. Yani netice maddi mi? Malzeme manevi. Evet. Maneviyle mi yapıyor maddi? Mesela benim şahit olduğum bir olayı anlatayım. Daha yeni, ilk defa burada söyleyeceğim ama. Kur'an okurken, şimdi uçakta gelirken, bu korteks denilen kafa, dima, belki işinize yarar. Katre var, katrenin başında, Kalı Mesnevi Nuriye'de, 83 galiba. Asıl imamı ustad ya, nasıl anlarız? Diyor ki, beni diyor, var mı Kalı Mesnevi? He? Hasan, bak ver hele. Bak, sen söyleyeceğim. Çok acayibime gidiyor ya. Katrenin, demek ki sayfa değişik. İnşallah oluruz. Yasin'den sonra. Yok katreyi buldum da orada geçen şu. Evet. Burası. Zannederim bu zamanın cereyanı Müslümanların, parantez aç, Müslümanların akıl ve kalbini kader ilahinin beni üzerinden geçirdiği meskür yoldaki tehlikelere maruz kılmıştır. Müslümanların, sen ne yaşadın psikolojik olarak, dert olarak hepsini ustad yaşamış.
Asrın sahibi olur. Asrın sahibi olduğu için yemin edilmiş, yeminlenilmiş, yemin edilmiş bir asır velhasıl. Müslümanların, bak diyor bu zamanın ceyranı Müslümanların akıl ve kalbini Kadir İlahi'nin beni üzerinden geçirdiği meskul yoldaki tehlikelere, Müslümanların geçirdiği bütün tehlikelere beni maruz kılmıştır. Niçin? İşte bu eser Allah'ın izniyle tehlikeye maruz kalmış bazı musibet sedelere menfaat vermesi muhtemel ve mümkündür. Yani o tehlikelere maruz kalmış, gelen cevaplar oradan akmış bize. Yani işaret-i cazının tanımlaması ile fırtınalar, kar dolu tipi şey gelir, dağın tepesine ova suyu istifade eder. Ovaya kar böyle dolu pek gelmez. Yukarıya gelir, aşağısı istifade eder. Tepe insanlar böyle fırtınaya maruzdur. Tepe olma nispetinde. Müslümanların maruz olduğu sıkıntıları ilk önce asıl imamına veriyor. Sonra ona ait çarelere başvuruyor. Mesela Kur'an okuyordum. Benim yaşadığım şeyi söylüyorum. Bir tane doktor öyle diyordu. Bölüm başkanı. Ben diyor dersi dinliyorum. Kendisi bak bu işin uzmanı. Evet diyor. Yer yer söylüyorsun. Psikoloji dertlere ait. Ve çoğusu diyor klinik doktorluk konuşması değil diyor. Fakat baktım ki diyor Hasan kardeş, buyur abi. Bu diyor bir okuyarak bir kitap falan değil diyor. Bu nakil değil. Çünkü nakil olsa konuşmalardan anlardım. Bölüm başkanı bu. Bu diyor yaşanan bir dünyanın kelama dökülmüş ifadeleridir diyor. Sen bunları yaşadın mı? Psikoloji ne ders yaptımsa %99'unu yaşadım ben. O zehirleme hadisesinden sonra veya dershane süreci hayatımız veya içerikli kabalar, takipler, şeyler, bir sürü şeyler, onların bize yüklediği sıkıntılar. Bu durum kolay değil. Susuz falan. Ben yaşadım kardeşim. Ve Risale-i Nur'a ciddi bir şekilde sarıldım ve size ve işte herkese Allah rızası için yalvararak diyorum ki, demişim ki ve diyeceğim ki çare başka yok. Sizin de, burada tevazu yapmayacağım. Sizden fazla kitap okumuşum. Risale'nin dışında bile. Yani zaten derslerde görüyorsunuz. Felsefe olsun, fizik olsun, kuantum. Bunlar fazla okumuş. İşim benim bu. Risale-i Nur'dan başka bir şey bulamadım. Klinik konuşmaları doktorlar kendileri muhtaç. Burada doktor vardır, özür dilerim ama kusura bakmasın. O da dedi ki, bu işin ehli, yaşanan bir dünyanın kuyudan çıkmak için kullandığı merdiven basamakları. Yani bir klinik böyle bir tavsiye niteliği değil. İçerisi hissiyatlarla dolu. Yaşadım arkadaşlar. Ben bir tanesini anlatayım size. Hava şey diyeyim, bu işin diyor yani Ankara'ya gelirken uçakla. Korteks denilen bir yapıyı kapladı ama. Nasıl sıkıyor biliyor musun? Farkındayım. Böyle sıkıyor. Sıkıyor. Anlatmam için Müslümanıma herhalde. Beni de sıkıyor. Herkes derecesine göre Allah dağına göre şey veriyor. Sıkıyor. Kur'an okuyorum. Kur'an okumak Allah ile sohbet etmek. Durdum bir yere noktaladım. Kimsin dedim yani, neyin nesisin ki böyle sıktın beni. Durdum. Benim bir neşeli ve çok mutlu ve huzurlu olduğum bir ders, böyle huzurun zirve yaptığı bir resmi mi buldum kendi. Gözümü kapattım, bir enfusi derste onu buldum. Böyle 10 saniye kadar ona odaklandım. O kendime yani. O mutlu ve huzurlu gülmem. Neşeli. Yani, namert olayım. Azrail gelirse ve canımı vermekten eğer çekinirsem.
dediğim şey. Onu böyle lazım olursa alırsınız. O ortamımı hayal ettim. Aynı bunun hürmetine yemin ederim. Çak! Elektrik gitti. Yani o blok kalktı. Allah Allah, uçağa şey mi geldi dedim. Ha, size ne anlatayım şimdi? Blok olmuş değil mi sıkıntı böyle? Basmış baş. Sen mutlu olduğun bir an veya mutlu ve huzurlu bir insan düşün. Bir derse katılmıştı sana böyle. Mutlu ve huzur vermişti o sohbet, o sen. Diyelim ki şu an. Şimdi o anı böyle bu kari, şu andaki kari, o andaki sıkıntıya rapt et. Rabıta yap yani. Tak. Bu şu anda hissettiğine döneceksin. Çünkü ne düşünüyorsanız oradasınız ve osunuz. Çok tuhaftır. Hayal, hayal değil çünkü. Şimdi diyor ki, ey hasta kardeşler, nereden öyle yapmadık? İmanla alakalı ya. Siz gayet nafi. Nafi? Menfaatli. Menfaatlı. Faydalı. Her derde deva. İstisnası yok. Her derde deva. Ve hakiki lezzetli kutsi bir tiryak isterseniz. Hakiki ve lezzetli. Kutsi bir de. Yani merhem. Şurup. Tamam. İsterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. Ben bunu böyle iman, eski anlayışım, iman bir bağdır, bir anlayıştır, bir seziştir, bir alakadır, bir intisap. Öyle biliyordum. Ama iman mahluktur. Sürülen merhem gibidir. İçilen hap gibidir iman. İman imal ediliyor. Bak dedim ya burada. Neydi? Delil, Burhan. Oraya geçtik. Bak, Delil, Burhan, Fikret, Usare, Şira, bir daha okuyayım, yanlış olmasın, 73, 71 atacağız. Delil, Burhan, İbret, Fikret, Ünsiyet, Usare, Şira'dan yapılan vicdanda tatlı bir bal var. Bu bal. Yani bazı, çünkü iman niye mahluktur? Azalır, çoğalır, büyür, küçülür, ölür, dirilir, gider, gelir. Vacip azalmaz, çoğalmaz. Vacip böyle bir şey, sıfata sahip değil. İmanı beslemek lazım. Evet, evet. İmanınızı inkişaf ettiriniz. Derdin mi var? İman aşağıda. Derdin büyümüyor. Senin imanın azalıyor. Düşmanlar büyümüyor, biz büyütüyoruz. Değişmiyor sistem. Bir şeyin, hariç bir şeyin büyüyüp küçülmesi seninle alakalıdır. O büyümüyor, sen küçülmüşsün. İmanınızı inkişaf ettiriniz. Nasıl inkişaf ettireceğiz? Kırk o değil ki basası. Tövbe ve istiğfar ile, namaz ve ubudiyet ile, o tiryaki kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Tövbe ve istiğfar. Tövbe, Adem Aleyhisselam hata yaptı. Değil mi hocam? Hata yaptı. Şeytan kandırdı. Adem Aleyhisselam. Peki, bu Allah sitem ettiği zaman Adem şöyle dedi. Nefsime zulmetti. Yani ben hata yaptım ya Rabbi, özür dilerim. Kusura bakma. Demek, tamam mı? Dedi. Allah da tövbesini kabul etti. Buna o yakışır. Peki şeytan hata yaptı. Niye yaptın diyor. Cevaba bak. Beni sen azdırdın dedi. Ondan sonra şeytanın duasını kabul eden Allah senin etmez mi? Buradan alıyorum. Ve şeytan diyor ki sana gelecek, senin yoluna gelecek, senin halis kullarını saptırmak için bana kıyamete kadar mühlet ver, beni öldürme. Kıyamete kadar ömür istiyor. Allah o duasını kabul veriyor. Uzun ömür istemek şeytandandır. Ölümün hakikatini keşfedenler, bilenler, yakalayanlar ölümü sevmişler ve ölmeden önce ölmek istemişler. Şeytan ise ömür istemiş. Ölüm korkusu şeytanın psikolojisidir. Allah ve meleklerini sana bastığı
sanal bir dünya değildir. Oradan psikoloji çıkar. Bunlar klinik konuşmasında göremezsiniz bunu. Bir doktor bunu bilmez ki. Nereden bilecek bu? Bu ruhsal bir konuşmadır. Yani oradan onu çıkartmak. Yani uzun yaşama arzusu ve ölme korkusu şuradan çıkıyor. Yani adam iniyor, in aşağıya diyor. Tövbesini bekliyordum ben adamın. Affet ya Rabbi. Öyle bekleniyor. Adam diyor ki, beni sen azdırdın. Bir de kendi yoluna gidenleri saptırmak için dua ediyor ve uzun ömür istiyor. O fırsat veriyor, uzun ömür veriliyor. Ama Müslüman hayırlı ömür istiyor. Ve ölümün hakikatini bilenler. He? Ölümün kamil insanlar. Kamil insanlar. Ölmeden önce ölmek istemişler. O da kıyamete kadar istemiş. 500 sene çınar gibi yaşamaktansa bir saat insan yaşar. Şimdi bunları bildiğin zaman insan diriliyor ya. Şeytanın insanla bu kadar fazla psikolojisinin bozuk olduğundan. Şimdi kim sana ne söylüyorsa o konuda rahatsız olduğundandır. Mesela şeytan sana neyi pompalıyor? Kendi psikolojisini pompalıyor. Uzun ömür istediğinden sana uzun ömür istemeyi pompalıyor. Hayırlı ömür istetmiyor. İmansız olduğundan imansızsın diyor. Abdestsiz olduğundan sen abdestsizsin diyor. Farkında mısınız? Namussuzu. Adamı tanıyacaksın. Adamı biz ciddiye almamışız. Biz hala işin oyunundayız. Ciddiye almamışız şeytanı. Ama şeytan ciddiye almış işi. Şeytan ciddi ya. Çünkü şeytan kendisine şeytan değil. Biz şeytan olacak mıyız abi yoksa ehemmiyet vermeyecek miyiz? Yani meselesini bileceğiz ama ehemmiyet vermemek ayrı bir şey. Ama şeytan denilen bir sistemin, işletim sisteminin bizde bulunduğunu ciddiye alacaksın. Ciddiye alacaksın. Kulak ardı edilecek bir sistem değil. Hem de teyakkuzda olmak lazım. Teyakkuzu he. En büyük meziyeti kendini inkar ettirmek. Ya. Evet, en büyük o. Bu bak belki de 10 saniye anlattım. Ölüm korkusu, uzun yaşama arzusu. Bunu bir kitap okusan belki 200 sayfalık kitapta bu özü bulamazdın. La fah ve la gurur. İste işine gelirse al, iste alma. Çünkü Risale-i Nur gözüyle o ayetlere, o şeyler, hadiseler bakınca gözüküyor. Ve İnsan diriliyor ya. Ölüm korkusuyla psikolojik panik atağa girenler var. Hem de ne kadar? Ölüm korkusu. Bütün panik atakların %90'ı ölüm korkusundan kaynaklanıyor. Aha kalbim duracak. Aha bilmem ne olacak. Ölüm korkusuyla. Ölüm korkusunu sana basan odur. Allah ve meleklerine yakışır mı sana ölüm korkusundan? Bu olumsuz şeyi içer. Ondan kaynaklanıyor. İnersen kim ölmek istemiyor? Kim ölmek istemeyenden kaynaklanıyor. Adem Aleyhisselam öyle demedi ki. Adem Aleyhisselam tövbe ve istiğfara sarıldı. Bir de bugün bir şey düşündüm abi bununla ilgili tam. Bugün sabah. Bir de eskiden insanlarda böyle ölüm korkusu falan fazla yoktu. Niye? Çünkü sadece karın doyurma gibi meseleler vardı. Onunla meşguldüler. Şimdi insanlar kendi ömründe, kendi 60, 70, 100 senelik ömründe kullanamayacağından daha fazlasına sahip. Olduğu için o bıraktığı şeylerden dolayı, o bırakacağı şeylerden onları kaybetmekten kaynaklanıyor. Evet. Gibi bir evet. Şey bugün aklıma geldi. Evet, o doğru. İman, Şems Ezeli'den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi. Allah'tan verilmiş. Allah değil. Ahmet bin Hanbel'i Allah'ı görmüş, Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor. Ya Ahmet, benden ne istiyorsun dedi. Şaşırdım diyor Ahmet bin Hanbel, 1 milyon hadisin ravisi. Ondan sonra Allah devam etmiş. Ahmet, benden bir şey isteme. Benden istediğin, benden bir şeydir. Ben değilim, sen beni iste. İman Allah'tandır, haşa Allah değildir. Bak, Şems Ezeli'nin Ezeli'den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi, Saadet Ebedi'den bir parıltıdır. Bu çok acayip bir şey yani. Bu Saadet Ebedi. Ama şu kadar parça diyeyim. Şu anda yaşadığımız huzur var ya. Huzur, haz, feyiz, sükunet. Hani denge. Böyle rahatlama.
bu halet buralı değil. Burada oraya yaşıyorsunuz. Bu haletin 70, kıyas edilmeyecek ama 70 daha kaliteli bir hayat orada berzahta bekliyor. Şimdi sen şu haletin 2-3 katını da istemez misin? Şu anda yaşadığın güzel haleti. Şu anda duygunun. 70 katını çıkar. Sıkacağım. Peki ondan gitmeyi niye korkuyorsun ki şimdi? Bu haletin 70 kat daha ilerisi. Ahirete iman etmedik mi? İman ettiğin yere gitmekte niye korkuyorsun? O ki korkulacak bir yerdi. Niye iman ettin? Devam. Bilmiyoruz. Adam devrede. Ciddiye alın. Şaka değil bu iş. İmanı kazanma veya kaybetme davası başımıza açılmış. Ciddiye almasa kaçıyor. Kaçıyor arkadaşlar, kaçıyor. Acayip bir şey ya. Tabii bu elimle o kadar indirmişim, yıkamışız almaya da şurada. Ne cesetler gördüm. Allahu alem, surata bakıyorsun, çekiniyorsun yıkamaktan. Ya. Adama bakıyorsun, öpüyorsun ya. Adam ya, cesedine sirayet etmiş. Sanki dokunucu dönüyor bana. Kendisi dönüyor. Ötekisi sanki gömün ölüsü gibi dönmüyor. Çok acayip bir şey ya. İman bedeni yalamış. Çünkü hayat simada gözükürdü. İman da öyle. İşte diyoruz zerrelerimize kadar Risale-i Nur'ları okuyarak. Başka iman. Sözler 412. En yüksek, en dakik ilim olan imana. En yüksek, en dakik. Dakik ne demek yani? Dakik ne demek? İnce. Hasan. Başka? Dakik. Zaman. Ne efendim Yasin? 9. sözde dakik olarak hayatı kastediyor. Evet. Hayatın hayatı. Mayalıya. Maya özelliği. Değiştiriyor hayatı. Yani. Evet. Her şeyi değiştiriyor. İman ne acayip bir şey ya. Hemen adamı anlarsınız böyle. Biraz hafif bir ferasette bakarsınız. Hocadır, liderdir, bilmem nedir. Simasına bakın. Anadolu'daki bir ihtiyar, Müslüman bir ihtiyarın siması bile yok. Alim dediğim, uçup kaçan adamı bakıyorsun ki dibe olmuş. Mayalamamış. Başka mektubat 80. Vesile-i saadet-i dareyn olan iman. Vesile-i saadet-i dareyn. Başka şansın yok hiç kimsenin. Vesile, saadet istiyor musun dünya ve ahirette? İmandan başka hiçbir şekilde yok. Bak arkadaşlar yatmıyor musunuz böyle? Yatıyoruz. Şu anda kalp dursa. Böylece. Yani şöyle baktığın zaman mazi yok, istikbal karanlık, iman yoksa. Yani sakın düşünmeyin Allah rızası için de. Çıkacağınız hiçbir şey yok. İmandan başka sarılacağın hiçbir şey yok. Vesileyse, şöyle baktığın zaman ölüm şey geliyor bazen alametleri geliyor, şu oluyor, bu oluyor, nabzın oluyor, şunlar. Veya bir hadise rastlıyorsun. O anda insanı en canlı tutan, aktif eden ümittir. Allah'tan ve ahiretten ümitin var mı? Ulan dünyanın en bahtiyar adamı sensin, kral sensin. Azrail ile yanaşamıyor abi ölüm. Yok. Kimse de olmayan servet sen de o zaman. He ya. Dünyada acayip. Bir dersteyim X bir şehirde. Çünkü bilinmesin. Adam sağ tarafta şöyle bir koltukta oturuyor. Dersten sonra veya işte derste latife yapıyoruz bazen. İşte dersten sonra masama geliyor konuşuyoruz. Adam bakıyor. Ama acayip. Adamı çağırdım. Gel gel. Evet evet gel. Evet. Ne soracaksın? Durdu. Ben çağırdım sana. Ya dedi, nasıl gülüyorsunuz? Hayret ediyorum dedi. Adam gülmeyi unutmuş. İman bambaşka bir şey olur. Ne zaman anlayacağız biliyor musun?
O sekerat gelmeden adam kanserle yaşa hasta. O anda böyle yattığın zaman aklın, fikrin kanser değil ki. Veya sekerat. O anda imandan başka o kabir, soğuk, karanlık, dar. O nasıl nurlandıracaksın? Bak ne yapmış? Şifreyi veriyor abi. Acayip değil mi? Bak şimdi. Ey koca usta. Antika adammış yani. Garip bir insan. Sekizinci mesele. Efendim, 11. meselede olacak galiba. 11. mesele. Hem melekleri iman meyvesinden bir cüz'ü ve cüz'ü münker ve nekire ait bir nümunesi şudur. Münker nekir nedir? Sorgu meleği. Nerede? Kabirde. Kabirde. Girdiğimiz zaman, ooo hoş geldin kardeş. Öyle cehennem zebanesi değil ha. Yani yazılıyı yüzüne karşı okuyacak. Arkadaşlar hepimiz mektep okuduk. Yazılı soru soruluyor, cevabı da orada veriyorsun. Sorulduğu anda cevap var. Aynı sınıfta. Yoksa soruyu al, yarın gel cevap yok. O ödevdir. Ödev yeri değil burası. Soru nerede soruluyorsa cevap da oradadır. Öyle değil mi? Peki hocam önümde. En gayretli hoca yazılı bu hafta yapar, öbür hafta okur değil mi? Tembel hoca bize bazen hoca vardı. Bir ay sonra verirdi cevapları. Bize ben hocam okudum. Yok falan okumuyor. Şimdi münker mekir yani sorgu melekleri burada soruluyor. Geliyor bir haram. Veya memursun tam bir fırsat rüşvet almaya veya hainlik yapmaya. Veya oturuyorsun tığ işi yapıyorsun o makamda. Gidiyorsun bir kahve içiyorsun millet kuyrukta. Ha soru soruldu. Bu milletin beytul malinden geçiniyorsun. Bu işi yaptın ve ühteni aldın. Ama hiç kale almıyorsun. Soru bir. İşini yaptın mı? Soru iki. Gelen açık saça kadına baktı mı bakmadın soru. Baktı. Cevap. Baktı veya bakmadın. Soru bir. Cevap bir. Yazılı kağıdını münker mekir diyor ki sana falan yerde şöyle bir soru soruldu. Sen de cevap verdin. Biliyor musun? Heh, tekrar ediyor. Soru burada soruluyor. Cevap burada veriyorsun. Orada yüzüne yazılı kağıdı okunuyor. Sürpriz bekleme. Sürpriz bekleme. Sürprizlik yok. Bakmadığına baktın, baktığına da bakmadın olmayacak. Sürprizlik tek şeyde var. O olaydan geçtikten sonra şefaatler de var. Şahsımane var. Diyor ki, münker ve nekire ait bir nümenesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Bizim hayal değil. Hayal hayal değil ya. Hakiki alemisal. Girdim. Bakayım ne yapacak. Merak ediyorum. Ve kabirde yalnız bir. Kimsesiz iki. Karanlık üç. Soğuk dört. Ben üç tane biliyordum. Yalnız var. Vay be. Yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar. Beş etti. O ya. Yalnız da kimsesiz nasıl ayrı bir şey? Yalnız, kimsesiz. Yalnız, ya birkaç kişi olsan ama fikriyatın yalnız şey olsa sen gene kimsesizsin. Yani insanların içinde olmak yalnızlığını gidermiyor. Yani Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Yalnız ve kimsesiz. Ayrı sıfat bunlar. Kalabalığın içinde de yalnız kalınabiliyor. Tabii. Kimsesizlikten dolayı. Mesela sokakta görüyorsun bazıları. Kendi dünyasında yaşıyor. Şöyle. Senin yanından geçiyor. Hiçbir yerde. Sonra nereden yürüdüğünü bile bilmiyor. Senin yanında şimdi adam mı der yani şimdi yanında birisi var. Yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar. Bir hapsi münferitte, bir tecrit mutlak içinde, tevahuş. 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 Vahşet duymak, tefaul. Korkunun daha ileri. Yani kişinin üzerine cereyan ediyor, hariç değil. Bende cereyan ediyor, kabirde öyle bir şey yok. Kişide oluyor. Yani yatıyorsun odada öyle bir şey yok. Korkulu rey sen görüyorsun, o da görmüyor. Tefahuş o demek. Sende cereyan eder ruhsal bir
çöküntü, yani acayip bir şey. Tevahuş ve meysiyetten tedehüş ederken, dehşette kapılınca, tevahuş ve meysiyet. Ustad gibi adam girdi, Allah Allah. Birden Münker ve Nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Mübarek arkadaşmış. Ne haber, nasıl söyleyeyim, misin iyi falan. Ne var ne yok falan. İki mübarek arkadaş, yani topuzla falan vuran böyle bir adam değil. İki mübarek arkadaş gelmiş. Mübarek arkadaş. Yani topuzcu değil, onlar da Nurcu galiba. Nurcu. Mübarek arkadaş diyor. İki mübarek arkadaş. Tabirlere bakın. Çıkıp geldiler diyor. Benimle münazaraya başladılar. Münazara? Konuşmaya. Konuşmaya. Karşılıklı konuşma. Konuşmaya başladılar. Tamam mı? Ben de böyle bir rüya görmüştüm yani, biliyor musunuz böyle? Ey falanca annemin künyesiyle beni ve namı diğerle Hasan Hoca hoş geldin dedi. Böyle ilk ben dedim ki hoş bulduk kardeşim dedim. Kardeşim dediğimi hatırlıyorum. Ondan sonra hazır mısın hesaba? O anda gelmişti dosya okunacak. Ben zaten hesap bilmiyorum. Ondan sonra Allah Allah. Çok ilginç. Fakat çok harika bir süreç bu. Bir sistem acayip çalışıyor. Bir ders var. Onu gördünüz mü? Son böyle intibam böyle. Ruhumdan çıkan bir şey böyle. Geceleri şüphe bu kadar ders yaptım aldı falan. Emirdağ 106'da, ikinci Emirdağ'ında 104'te şey var. 28 sene memleket memleket dolaştım diyor. Dolaştırıldım. 28 defa zehirlendim. Görmedim bilmem ne. Evet. Tamam diyor, zalimin zalimi. Zalim zalimliğini yaptı. Kader niye müsaade etti diyor. Ben böyle bir şey yapmamıştım. Siyaset alet etmemiştim dinimi. Ne diyor biliyor musun? Sakın sakın ha, sakın sakın. Sakın davanı, hizmetini, şahsi kemalat ve cehennemden kurtulmana, cehennemden ümit etmene, cennetten ümit etmene alet yapma. Bir nurcunun hizmeti, hizmet imaniyedeki aktifliği sakın ha cehennemden kurtulmak, cenneti istemek olmamalı. Koy ikisini kenara, rıza ilahi olmalı. Bana rıza ilahi gösterildi. Bizim cehennem, burada da demiştim, bizim cehennemimiz, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek. Bizim cennetimiz ise cennet değil. Cennetin cenneti, hatta sahibi olan Allah'ı bulmak. Onu kaybettikten sonra cennet olsa ne olur? Zaten cehennem. Ne yaptılar? Benimle münazaraya başladılar. Ne oldu? Kalbim tedahuş, tevahuş, dehşet vardı ya. Kalbim ve kabrim. Yani ben ve bulunduğum mekan genişlediler. Bir. Nurlandılar. İki, hararetlendiler. Isındı. Alim-i erva pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalim ve istikbalde hakikaten gireceğim o vaziyeti bütün canımla sevindim ve şükrettim. Kaliteli bir yaşay yani. Arkadaşlar, kaliteli yaşarsan kaliteli muamele görürsün. Kalite ne demek? Çok zor değil. Bak. Şu dört tane soruya hayatımızda ciddi cevap arayacağız. Nereden geldim? Yani kim bu? Allah bizim için nedir? Buna cevap bulacağız. Ama samimi olacaksın. Son, nereye gidiyorum? Ahiret. Ona ciddi cevap. Ben kimim? Burası neresi? Yani ben kimim yani? Neyim burada? Ne işim var? O zaman hayatın kalitesi yükseklenir. Hiç endişe edecek bir şey yok. Kabir ısınıyor, genişliyor, nurlanıyor. Acayip bir şey ya. İman. Devam edeyim. Keyif veriyor bu sefer. Lemalar 77. Mahal iman olan kalp ve akıl. Çünkü akılda itikat var, kalpte iman var. İlk muhatabiyet akıldır.
İtikat, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat orada. Sekerat vaktinde şeytan evvela akla şüphe verir diyor. Evet, buraya verir. Akla değil mi? Verebiliyor ama tak aşağıdan geliyor. Çünkü akıl bir halettir. Aklın direksiyonuna kim binerse binir, o çocuk kullanır. Ama aşağıdaki o iman bloke ediyor. Şeytan oralara ne böyle zihni eli ulaşamayacak yerlere iman sirayet etmiş. Şeceri hilkatı hatırlayanınız varsa şeytanın vesvesesi şeye kadardır, kürse kadar. Nefis orada verir. Oradan verilmiş. Oysa mahal iman ta neresi? Aşağısına. Oraya nereye gidecek? Peki. Sözler 154. Gayet kuvvetli bir nokta istinat olan imani billah'tan. Mesela dayanak noktası şöyle. Yani hadiselere karşı sana güç veriyor. Gel lan, gel kardeşim. Böyle olsa sen delersin. Ama oturdun. Aha. Hadiselere karşı göğsünü gerebiliyorsun. O dayanak noktası imani billah. Allah'a iman. Allah'a evet, nokta istinad. Ahirete iman, nokta istinad, onun adı da eylemsel itibariyle sadaka. Farkı ne ya bu istinadla istinadın? Mehmet kardeş ne farkı var? Nokta istinad. İstinad. Abi birisi mazi müstakbel noktasında bir farkı vardı. Aklımda değil de. Bir de aciz fakir manalarına tetabuk eden tarafları var. Yani mesela nokta istinat deyince insan aciz yarasına merhem oluyor. Fak da insan fakir. Evet. Neyse fakir? Ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. İmdat diye bağırıyor. Ne demek imdat? Beka istiyorum, sonsuzluk istiyorum, ebed istiyorum, ölmek istemiyorum, bir anda her yerde olmak istiyorum, dert keder istemiyorum. Ne istiyorsan bağırıyorsun. Var mı? Hiçbir yerde cevap yok, bir yerden geliyor. Ahiretten diyor ki bende var bunun cevapları diyor. İstimdat yani edilen imdada verilen cevap. Fakir insan. Aciz ama Allah'a iman. Lemalar 173. Saadet ebedinin anahtarı olan imandır. Saadet ebedinin anahtarı imandır. Ama yukarıda okumuştuk bir de saadet-i dareyn diyor. Tamam mı? Dünya ve ahiret. Başka yorumlayamazsın, izah edemezsin. Olayları izah edemezsin, edilemezsin. İman yoksa. İhtiyarlı izah edin bana, iman yoksa. Anahtar, bilet, hep giriş şeyi. Evet, biz, hani iman anahtardır diyor, bilettir diyor, vesikadır. Hiç netice demiyor. Evet, netice değil, hep giriş şeyi. Evet. Sana demin dakiklik geçti ya. Sanki he. Şimdi bu da iman hem intisap hem de dedik ahiretle ilgili. Ahireti açıyor yani. Evet. Yani o dakiklik sanki burada da bir manası çıkıyor sanki. İmanla hem nokta istidada hem nokta istidada kazanıyorsun. Ay. Yani bir nevi zamansızlığa kavuşuyorsun. Yani dakiklik. Sanki böyle bir manası. Evet, doğru. Yani insanda imanı bil ahiret, ahireti iman arttıkça fark ediyorsun ki burada oraya yaşıyorsun. Evet. Mesela biraz önce anlattım biraz böyle. Huzur, feyiz, saadet, neşe, haz, bast, pozitif adına yaşanan her şey buralı değil. Arkadaşlar zaten burada orayı yaşıyorsun. Yarın eczaneye git. Burada eczacı var. Öteki eczaneye. Buna gitme. De ki. Ben uzak. Sen uzaksın. De ki. Eczacı Bey, dün bir yerdeydim, bir haz almıştım. Bu hazı bana verecek, bir kap versene. Ne der biliyor musun? Ya yarın beni de götürsene. Bu yani yok bu dünyada. Yok böyle, şu andaki hazını bulamazsın, satın alamazsın. Şu anda aldığın var ya, az. Herkes nasıl? Cennet dalında salmış. Evet, ama bunu şey yapmak istiyorum, altını çizmek istiyorum. Şu anda aldığın haz buralı değil. Ne olur bir şey al. Buranın malzemesi değil. 26. lemadan çıkartıyor.
İmani bil ahiret imdadıma yetişti. Karanlıkları isale etti. O zulmetler yerine nurları serpti. İmani bil ahiret gönderiyor. Tak 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 tak. Allah Allah. Dünya müdürünü nurlara çevirdi. Ne acayip bir şey ya. Hocam biz bir şekilde zaten her an gayb alemiyle iç içeyiz zaten yani. Bir ayrılma normalde müzik. Normalde hep gayb alemi. Biz de şu an örtülmüşüz. Sebepler dairesinde işte taş var, duvar var, hava var şeklinde. Zaten biz gayb alemi. Bunun adı tenteneli perde. Biraz böyle kazırsan buzu kazıdığınız zaman çıkacak sudur. Yaklaşınca hafif ısıtınca iman ziyadır ya. Buzu ısıtırsanız suya dönüşmesi ne kadar şeyse ne kadar kolay, ne kadar mantık ve yol budur yani. İman da ziyadır. Maddeye, zihniyetlere, düşüncelere iman ziyası vurdukça su çıkıyor. Abahaya, iman. Yani buzdan su çıkması nasıl şeyse, iman da dimağlara, hayatlara girince böyle suya dönüştürüyor. Hocam aldığımız sıkıntı da o zaman bu dünyadan değil. Değil. Mesela bak sıkıntı ve hastalığı ben size yeni bir öğrendiğim bir şey anlatacağım. Yeni bir şey öğrendim. Elhamdülillah. Ülfetim olmadığı için şey olmadı. Hastalık ve sıkıntı nedir diye merak ettim. Merak ettim derken alaka değildim ama böyle bir şey gelmişti. Hepinize soruyorum. Önce kendime. Bazı hastalıklar yaşadık değil mi? Ama netice almamışsan cepten gitti o. Bir hastalık geldi. Seni namaza başlattı mı? Daha önce kılmamıştın. Başlattı. O zaman hastalık namazdır. Namazın kendisidir. Hasta değil. Çünkü bir şey neticesine göre ünvan alır. Kendisi mastardır. Bir değeri yoktur. Mesela bir hastalık seni sigaradan kurtardı mı? Bir hastalık seni beyin enerjisini sömüren cep telefon oyunlarından seni kurtardı mı? Bir hastalık akrabalara bağlarını oluşturdum. Bir hastalık ben haram yedim ya. Şu adamın hakkını vereyim ya. Hastalık sana o zaman bir hakkını yedin kişinin parasını vermeye vesile olmuşsa hastalık haktan kurtulmaktır. Hastalık değildir. Neticesine göre isim alır. Hastalık budur. Hastalık bu değildir yani. Bilmem yeni bir şey anlatabildim mi? Hastalık namazdır. Hastalık günah terk et. Neyi terk etmişsen hastalık odur. Dertler dermandır. Aynı. Oldu. Bana dertler bana derman imiş. Başka? Almanya'da birisinin hatırıma geldi de gülüyorum bunu. Ondan sonra telefon etti. Oradan oraya, oradan oraya buldu. Ya dedi ya böyle sopayla tutuyorlar bir şey vuruyorlar. Ne diyorlar ona? Bilardo. Ya dedi onunla ömrüm geçiyordu dedi. Hani kendisi belki şey değildir ama ömrün orada geçiyor. Ne namaza ne. Ya dedim ciddi bir şey geçirdim. Ondan sonra şimdi yataktayım. Ama onsuz bir günüm olabileceğini hayal edemezdim. Bana diyor olamaz böyle bir şey diyor. Onsuz olamaz. Belki sokağa çıkma yasağı bir şey olur diye küçük bir maketini odam evime yaptım diyor Alkata. Yani böyle bir şey. Fakat bir beyinle bir şey geçirmiş. Kolla, felç, yarım. Artık ne oldu bilmiyorum. Diyor ki 3 haftadır hakikaten onsuz yaşıyorum. Mer yaşanıyormuş yani. Allah Allah nasıl bir şeyse. Ve namaza başladım. O zaman hastalık bilardo'dan, bilardo mu dedi? Oradan kurtulmaktır. Hastalık namazdır. Namaza hastalıktır veya hastalığa namazdır. Aynı şey. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Lemalar 210. Hastalığa bazı şeylerinize terk etmenize sebep olmadı mı? İyi ki olmuş o hastalık. Yoksa seni oradan kimse döndüremezdi. İlerleyecekti o. Maddi değil de biraz da manevi hastalıklar da düşünmek lazım. Tabii canım. Evet. Mesela psikoloji sıkıntı. Tabii esas. Biraz değil esası o. Mesela ehliyle görüşüyorum biliyorum. Manevi hastalıkları benim tanıdıklarımın istisnası bir tane yok. Psikoloji sorunları yaşayanların hepsi namaza,
Namazda ise daha ileriye. Abim. Buyurun. Ben tamam ben falanca ne olur. Belki hiç yapmamış. İyi. Abi eğer bir yere gidiyorsan derse benim arabam hazır ha. Ömer almış 3 gün önce psikoloji kaplarını. Tamam dersleri götürecek arabasıyla. Ha, gel. Yani %100 psikoloji sorunlar istisna beni bilmiyor. İstisna psikoloji sorunların hepsi dine medete yönelmiş. Hepsi ama. Bakıyorsun açık açık. Almış Eyüp Sultan Camisi'ni yasin okuyor. Dedim ki Allah Allah böyle acayip bir gitti. Şimdi abi dedi bir tanesi. Bu var ya bunlar. Bunlar psikoloji rahatsız olmasa gelip de Eyüp Sultan'a Latince'den yasin okur. Ya. Falanca Yeşilçam'da bilme şeymiş. Okur mu? Neticesi neyse vasta odur. Lemalar 210 dedik. Hadsiz hastalıklara katı ilaç ve katı şifa verici bir tirak olan iman ilacın. İman ilaçmış. Şimdi ilaç oldu. İlaç oldu şimdi. Hoş yani her şey yani. Olması dakiklik orada abi. Her şeyin ilacı o. Yani hayatın hayat imandır hayat. Diyor. Böyle tabir geçiyor ha avukat. Adı neydi? Erdoğan. Hayatın hayat imandır. Allah Allah. Ruhun ruhu imanmış. Ama ya bu kadar kaliteli bir şeyi çit yapmıyoruz ya, korumaya almıyoruz ya. Çok mühim bir şey bu ya. Bana öyle geliyor değil mi? Çok değerli bir şey yani. Allah Allah. Yolda bulmuşuz abi. Ha? Yolda bulmuşuz. Sanki yolda bulmuşuz ha. Kıymetli bir şey. Allah ne hoş bir şey ya. En kıymetli bir şey. Size bir müjde de vereyim. İmanınız olmazsa burada olmazsınız. O kesin. Şüphe etmeyin ve sessiz olun. Şimdi ben size hepim kendime sorduğumu size söylüyorum. Şu anda derste hatırıma gelen değil, kendi tefekkürlerimi paylaşıyorum. Ben, sen, en çok sevdiğini bir şeyi, en çok nefret ettiğine verir misin? Allah'ın en çok sevdiği imandır, en çok sevdiğine verir. Sana vermiş. Daha kıymetini bil. Daha sana ne desin ki? Ey kulum ben seni seviyorum demek değil mi? Bir daha sorayım. Sen en çok sevdiğini, en kıymetli şeyini, en değerli şeyini, en çok nefret ettiğin aşağılık birisine verir misin? Vermez. Allah'ın en çok sevdiği imandır. Onu da en çok sevdiğine verir. Sadece baba kendi evladına verebilir. İşte daha iyi olsun, daha güzel bir şey veriyor. O da dünyalıkmış. O dişi ağrıdığı zaman veya çocuğun dişin ağrısı bana gelsin demez. Diyor ki, iman Şems-i Ezeli'den ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi saadet ebediden bir parıltıdır. İman Sa'd-ı Taftazani'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz ihtiyarın sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur. Bunu Allah istemezse gelmiyor abi. Gelmiyor. Değil mi? Yok. Bana sordular ki abi peki Allah'ın istediğine veriyor. O zaman yani benim cebir değil mi? Allah'ın istediği kul olman için Allah'ın istediği gibi olursan Allah'ın isteği oluyorsun. Bir daha. Allah istediği kuluna veriyor. Men yeşâ. Allah istediği kuluna veriyor. O zaman abi benim suçum ne ya? Bana vermedi. Allah demek beni istememiş. Vermemiş. Allah'ın istediği imanı sana vermesi için Allah'ın istediği kul olacaksın. Allah'ın istediği gibi yaşarsan Allah'ın isteği gibi oluyorsun. İsteği oluyorsun. Murat Dursun şey diyor abi. Bir yerde diyor uçak inmesi için havalanı olması gerekiyor diyor. Mesela bir şehir düşün. Havalanı yapmışsın. Uçağa demiyorsun gelin. Uçak diyor ki o havalanı var gideyim. İneyim diyor yolcu alayım. Yani sen zemini yaptığın zaman imana kişiliğinde bir zemin hazır ettiğin zaman, izhar ettiğin zaman Cenab-ı Hak zaten çok vermeye
Çok çok istekli zaten veriyor yani. İman, iman şu. Haşa. Misal için. Güneş Allah'a misal. Güneşten çıkan hidayettir. Perdeyi kapatmışsın. İçeri ziya girmez. Nuradır. Perdeyi açtınız, onayladınız içeri girmesini. Şems-i Ezeli'den, Allah'tan gelen iman ziyasını onaylanınca o gelen hidayettir. İman değildir. O gelen hidayet beşerde onaylanınca ortaya çıkan nura iman deniliyor. Ziya değildir. İman. Çok güzel bir örnek gerçekten. Onaylanınca hidayet imana dönüşüyor. Ama o perdeyi açman lazım. İşte Allah'ın istediği gibi olursan Allah'ın istediği kişiye vermiş oluyor o zaman. Devam ediyor. Öyleyse iman Şems-i Ezeli'nden vicdanı beşere ihsan edilmiş bir nur, bir şuadır ki, işte biraz önce anlattığım o şey, vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır. Ve bu sayede bütün kainat ile, kabir, ahiret, zebani, cennet, cehennem hepsiyle, ile bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur. Ahirette, kabirle ünsiyet oluyor. Bir de emniyet. Tamam. La zebani değil ki ya. Mesela herkes Azrail'den korkar. Azrail kadar güvenilir, kaliteli ben bir şey bilmiyorum. Azrail aleyhisselam ezilmiş, büzülmüş, perişan hale gelmiş ruhu kurtarıyor. Alıp götürüyor. Ruhu öldürmüyor. Ruhu alıp çıkarıp kurtarıyor. Ruhu öldüren günahlardır. Günahlar ruhu öldürüyor, cesede gömüyor. Azrail hangisi şimdi? Yani ruhun Azrail'i, Azrail mi günahlar mı? Yani günahlardan korkmuyorsun, Azrail'den korkuyorsun. El çabuklu marifet yapmış şeytan. La Azrail kurtarmaya kurtarıcı geliyor, itfaiyeci. Sen ona yangıncı diyorsun. Azrail aleyhisselam ruhu cesetten kurtarıyor. Ruh alıyor değil mi? Öldürmüyor, alıyor. Ruhu öldüren günahlardır ve cesedi gömüyor, cesedi yediriyor. O zaman ruhun Azrail'i günahtır, günahlardır. Ruhun Azrail'i Azrail değil. En değerli malımızı, en çok güvenliğimizi şey yaparız yani. Canımız en değerli, en güvenliğimiz Azrail demek yani. Tabii Allah'ça en değerli imandır sana vermiş. Sen de en değerli şeyin en güvenilir sağlam bir üstüne veriyorsun. Cehennemde ruh yanmıyor mu abi? 20. söz İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında şöyle diyor. Ruhunuza, ruh yanmıyor mu sorusuna cevap veriyorum. Ruhunuza iman libasını giydiriniz, cehennem ateşi yakmaz diyor. Bir de yakmayan bir malzeme diyor abi. Amyant var ya. Amyant var ya. Evet. Yani dünya ve ahiret. Ona o sorusunu, o parçasını atladım. Burada bir şey var müjde. Bak bir şey var. İman olunca, iman biraz tahkik ve nurlanırsa bak ne diyor. Bu sayede bütün kainat ile, kainatın içindeki say bana bir tane böyle insanın çok korktuğu. Kabir, haşir, cennet, cehennem, kainat. Kainat derken arşın altı hepsi. Arş azam değil. Arşın altı hepsine kainat deniliyor. Hmm. Eğer iman diyor bak bütün kainat ile iman ile ünsiyet bir emniyet peyda olur. Ve her şeyle kesbi muarife eder. Ve insanın kalbinde öyle bir kuvve-i manevi husule gelir ki insan o kuvvet ile her musibete, her hadiseye karşı mukavemet edebilir. Ve öyle bir vusat ve genişlik verir ki insan o vusatla geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir. Öpmede ne yapayım? Kara kaplı adamların elini mi öpecektim? Bak ne anlatıyor ya? Nasıl bir şey ya? Şeyhim böyle gece kalk tak diye. Gece bir sürü cevap aramalar var görüyorum. Kalkıp da kim cevap verecek? Ben kardeşime bile veremiyorum. Ama gece şeyhini kalk, şeyh-i risaledin. Aç ha bak ne diyorum. Korkuyor musun? İnsanın kalbinde öyle bir kuvve-i manevi husule gelir ki insan o kuvvet ile her musibete, hangi musibete? Her musibete, her hadiseye karşı mukavemet gücü veriyor sana iman. Ömrün kısa ise hayat-ı bakiyeni gör diyor. Bedenin kanser olmuşsa o kanser veya hastalık ruhunu âli etmiş, temizlemiş. Önemli olan ruhun kanser olmasın. Namazsızlık ruhun kanseridir. Oruçsuzluk ruhun kanseridir. Günahlar ruhun ecelidir.
Bedenin kanseri bir şey değil arkadaşlar. Namazsız öldü. Bir böyle adam düşünün. Ama öyle ama böyle yaşadı, öldü. Adam namazsız öldü, gitti. Adam kanser oldu, namaza başladı. Ruhu kurtardı. Bedeni kanser ama ruhu siyahat buldu. Adamın cesedi siyahat ama ruhu kanser. İkisi de olsun canım. İlle ruhun âli olması için cesedini kanser istemiyoruz Arjato Bey. Ama yani geldiği zaman veya konuştuğun zaman yani buna mecbur ne olacağım ki ya? Böyle olunca teselli bulacağım. Ama insanım başka bir şey ya. Hakikaten başka bir şey. Tuhaf bir şey. Nasıl izah ediyor böyle? Bu kadar kısa. 2-3 satırda böyle anlatılır mı ya? Ben de kafada biraz sorun olduğu için herhalde fazla mübalağa ediyorum. Lemalar 220. O tiryaki kutsi olan ima. Tiryaki kutsi. Sür meremi. Yorana sür. Kafanı ağrıyor. Sür ona. Metiryakmış yani. Başka lemalar 251. O hadsiz nimetleri menba olan iman. Arkadaşlar iman ahirette netice beklemeyin. İmanın zaten lezzetini yaşıyorsunuz ve yaşıyoruz. İnsanlık inim inim iniyor ya. Buhrandan, bunalımdan. Bildiğiniz gibi değil ya. %, Almanya'da satılan ilaçların %27.9'u psikiyatridir yani. Psikolojiyle alakalı ilaçlar. Antidepresan. Türkiye'de de öyle. Evet. Ondan fazlaymış. 2025'te %75 tahmin ediliyor. Ben orada %75 satılacak ilaçların antidepresan ilaçları %75 olacakmış. 2025'te. Eğer çare bulunmazsa. İnim inim inliyor. Mecburum. Tek bir çare var sıkıntıya. İman ve İslam. Beşer buna mecbur olacak. Üstad diyor ya her çareye başvuracaklar. Her çareye başvuracaklar. En son İslam. Başka şansı yok. Oradakiler, buradaki yaşayanların böyle bir sıkıntısı olmadığını biliyor mu? Yani daha az olduğunu biliyor mu? Şöyle araştırmışlar. Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı'nın şeyini bana, bunlarla alakalı kardeş, Türkiye'deki bir bakanlıkta çalışan kardeş, bana rapor verdi. Yani insanlar hangi yerde, niçin mutlular? Mesela Afrika'ya gitmişler. Nerede bilecektim ben? Oynayanlar, dalıp oynayanlar var ya, o videosunu da gördüm. Meğer orada bir tesanüt varmış. İş yani bir rekabet yokmuş. Birisi bir şey gördüğü zaman bir balık bölüşüyorlarmış. Dertleri bölüşüyorlar. Her şeyi bölüşüyorlar. Bunlarda az varmış. Tamam. Hatta yok denecek kadar onu bizim tabirle fetret olduğu için. Bir onu bulmuşlar. Bir de bu alem İslam üzerine bu kadar sıkıntı, savaşlar, kan olduğu halde hepsini kafa oynatması lazım vesaire. Yani Hristiyanlar veya diğer memleketler gelişmiş, şöyle nispet ediyorlar. Japonya, Norveç, Finlandiya, İsveç gibi ve İsviçre ve Avustralya'yı gösteriyorlar. Diğer devleti göstermiyor 4-5 tane. Memleketleri olsa ne olur? Çoğu insan intihar edermiş. Müslümanlar niye intihar etmiyor? Bakıyorlar ki o pigmeler bölüşme. Aynı her şey kapışma yokmuş orada. Bir ondan Müslümanlar arasındaki bu teselli yani nasıl bu? İmandan bulmuşlar. İslamiyet'ten var. Öyle bir teşkilatı şey. Ona doğru gidecek. Ya Afrika yamyamları gibi onu çalacaklar. Ya Müslümanların İslamiyet'ini alacaklar. Başka sağlık teşkilatında bir şey sunulmamış. Ya yamyam alacağız. Korona edecekler artık. Bir kez ibadet altında fetrete dönmek de yani. Ya bana bak. İman çok güzel bir şey değil mi herhalde? Elhamdülillah. Allah Allah ya. Lemalar 340. Saadet ebediyenin anahtarı olan iman. Anahtar gene. Lemalar 391. Tuğba-i cennet olan iman ağacı. İman ağaca benzetti. Meyve veriyor ya. Dağ, budak, koku, çiçek falan. İman ağacı bir şey. Dimağını, kalbini, hissiyatını, latifelerini, geçmişini, geleceğini. Geçmişini nasıl nurlandırıyor? Olan bir sürü rezil var. Ya Rabbi estağfurullah ya. Anurlandı. Allah'ım adam değildim ya. Ben bir dua buldum ya kendime. Kendi işime yarıyor. Belki senin işine yarar. Ya Rabbi
razı olmadığın geçmişimden tövbe. Razı olmayacağın geleceğimden de sana sığınır. Amin. Paket dedik. Başka bir şey gelecek. Bak, razı olmadığın, olmayacağın değil, razı olmadığın geçmişimden tövbe. Gelecekten tövbe olmaz. Razı olmadığın geçmişimden tövbe. Razı olmayacağın geleceğimden sana sığınırım. Zaman epey geçti zannediyorum. Lemalar 417. O tiryaki kutsi olan iman. Şualar 100. O hayat ebediyenin üsül esası ve anahtarı olan iman. Bak, o hayat ebediyenin usul esası Allah Allah. Yani hayat ebediyenin ebedi hayatının hayatı. Hayatın hayatı. Tabii, çünkü cennet hizmet sunulan yerdir. Ya hizmet alan insandır. İnsanın büyüklüğünü düşün. Ha, insanı da oraya sokan ve insanı büyüleyen, dünyada da o hali yaşatan iman olduğu için iman cennetten de üstün. Çünkü zattan gelen nurdur iman. Şualar 112. Allah bu elimizden almasın. Korkuyorsak, ki ben korkuyordum. Ya ne yapacağım ya acaba imanım? Şu ayet-i kerime bana çok acayip bir şey veriyor. Diyor ki, bir mana söylüyorum. Tam ayeti ezberlemiştik. Kafa kalmadı ki. Diyor ki, siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Allah olduğu için. Niye değişeceğim canım? Enayi miyim? Elhamdülillah. Ama tek şart var herhalde. Düşmanımızın farkında olmak. Şeytan, kendisine şeytan değil, sana şeytan. Şeytan işin başında ve şuurlu. Yani işi biliyor. Şu anlar 112. Bütün kemalatın esası ve madeni olan imani billah. Kastamonu 14. Her derdin en kutsi dermanı olan iman ve imani bil kader. Vay be. Bir de şey hatırlarsınız. Kastamonu 242 millet cemiyetteki sıkıntıdan bahsediyor. İnsanların sıkıntısı bana da sirayet etti diyor. Sirayet. Sirayet acayip bir şey. Hiçbir şeyin yok. Bak şimdi. Oturdu. Ne var ne yok Ahmet Bey? İyi mi? Sefi birisi mesela. Günah işlemiş o gece. Rezil bir şey. Oturursan şey yapabiliyor sana. Sıçrabiliyor. Bak bir tanesini söyleyeyim. 142 mektubat. Lütfen bu noktada bakın. Hepiniz risale bilen insanlarsınız. Mektubat 142. Medine'nin en hayasız kadını geliyor Allah Resulü'ne. Bana bir lokma ver diyor. Oradaki sahabeler kızıyor ama terbiyeden peygamber bir şey demiyorsa bir şey demiyorlar. Peygamber Aleyhisselam dikkat edin ha bak, tuttu elini, koparttı, ekmeği verdi. Hayır diyor. Ağzına koyduğunu bana ver. Bak. Bu mucizeler bile ilim dairesine bir kuralla işliyor. Bu lafımı sakın yabana atmayın. Normal bir tecelli kuralla işlediği gibi normalin dışında olan mucizeler, kerametler de bir sistem tahtında işliyor. Tamam? Ağzındakini ver diyor. Bu lokmayla bu lokma ne var? Verdi, Medine kadınlarının hayasından daha yukarı çıktı. En kadın değil mi? En hayalı. Evet. Çünkü o lokma mayaladı onu. Sirayet etti Resulullah'ın şeyi. Sirayet. Tamam mı? Sirayet. Ama o da istedi yani. Tabi samimi. O da istedi. Cenab-ı Allah da verdi. Perdeyi açtın, ışık evet, girdi. Evet. Düz iradeyi sarf etti. Evet. Sarf etti. Evet. Bak arkadaşlar, sirayet ediyor. Üst katını sirayet eder. Alt katını sirayet eder. İş yerindekiyle sirayet eder. O abi biz korkuttu. Hayır. De, uyanık olmanızı istiyor. Hocam ev alma, komşu al. Boşuna değil. Tabii boşuna. Arkadaşlar sirayet eder. Ya sen sigara içmedin. Sigara içenin yanında bulundun. Bak sigara silmiş. Ektar dükkanına gittin. Silmiş. Ya Osmanlı'nın yaptığı camilere bakın. Bugün Ankara'ydım. Allah razı olsun. Gezdirdi beni. İlk defa gittim Hacı Bayram Veli'ye. Belki de iki defa. Belki unutmuşum ama. Ankara'da çok kaldık. Burada olabilirlerine falan. O talebeyken. Ama hiç tabii Allah razı olsun çıkartmamışlardı. Çıkmamıştık. Hacı Bayram Veli. Ya arkadaşlar öyle bir yoğunluk var ki.
bildiğiniz gibi değil. Hacı Bayram Veli de ilk defa şeyi kaldıramıyorum. Gözüm aşağı ben o saatte ya nasıl bir şey yapacağım? Öyle bir sanki adam aşırı okuyor, aşırı okumuyor ya. Arş açılmış, ruhuma bir şey iniyor. Ya öyle bir pozitif şey var ki orada, yoğunluk. Aklın ayağını durur ya. Sonra okumuş, yine çıkarlarken karabalık bana çarptıkları zaman pat gibi böyle. O zaman uyan. Ya o kadar acayip ki ya. Çıkmak istemedim ya. Vallahi ne anlatmaya çalışıyorum? Sirayet. Gidin Cumhuriyet dönemindeki camilerde. O feyzi alamaz. Sirayet. Abi şeytanın aleti melaikeye sirayet etti diyor. Ulan geçmişine rahmet be. Bir de söyle. Şeytanın aleti melaikeye sirayet etti. Sirayet etti ki o soruyu sordu. İşi o soruyu sordu. Şüpheye düştüler diyor yani. Vay be. Aferin. Adem Aleyhisselam'ın secde meselesini sordu. Evet. Şüpheye düştüler değil mi? Sirayet. Bir tanesi dedi ki, ne sirayet dersi çıkarttın başımıza bela sardın artık şüphe ediyorum her şeyi. Otobüsü biniyorum sirayet diye aklıma geliyor. Ya diyor ne peki neticesini? Ya çekiniyorum dedi ya. Bak ne gördün mü? Herkesin yanına durma. Durmuyorum dedi ya. Bak sirayet de bir tanesini anlatayım. Hep anlatmıştım ama bir de anlatayım. Arabayı Rize sanayisine bıraktım dersen arabası. Rize'de dersen de kalıyorum. Dolmuşa bindim. Türkü çalıyor vesaire. Ben de ayaktayım tuttum minibüs, Markus. Gürcüler çok Rize'de. Fethi okuyorum, iyi hatırlıyorum. Yani ezberim unutmayayım diye. İnna fetahneke fetah mubiyna ve yasur çamanasın. Ama duymuyor. Şu burada oturuyorlar. Kadın, üçten kadın. Ve yasur kallana sen aziza ve lezzem sen sekinetim. Ama içimde ne yaptım? Beyefendi ne okuyorsunuz? Ben işte tabii minibüste şey oldu. Ben işte kimse bir şey duydu yok. Ya lütfen rahatsız etmeyin. Şoför hanım. Ya dedi hanımefendi biz bir şey duymuyoruz. Biz bir şey duymuyoruz. Kime bağırıyorsun? Beyefendiye bağırıyorum. Bak bir şeyler yapıyor okuyor. Biz duymuyoruz dedi. Ya yani içinden bir şey yapmasın mı? Sen duyuyor musun? Ondan sonra okuyor. Hiç kestim. Tamam gidiyor. Bir iki durak geçti. Gene başladım. Dedim. İçinden okuyorsun değil mi? İçimden canım. Diyor ki bak daha başladı gene. İnan. İnan size söylüyorum. Şoför bey çek sağa iniyorum dedi ya. Şoför de çaktı. İndi. Ondan sonra bütün gözleri bana şey. Enit benim durağa geldi. Sahil camisi. Doktor şoför bey sağa çek dedi ineceğim dedi. Hayır arkadaşım inemezsin sen dedi. Ne yaptım ya? Hayır senin işin var dedi. Ondan sonra bir dakika dedi ya yolculardan. Ne şey buydu? Biz de merak ettik. Kardeşim niye indiler dedi. Sen ne yaptın dedi. Bir şey yaptım yok dedi. Tamam dedi. Biz de duymadık ama bir şey oldu dedi. Dedi ki bu Gürcüler inmezdi. Dedim ki Fetih suresini okuyordu. Ha, hepsi istisnasız ama. Allah. Şoför dedi ki ben seni istediğin yere bırakacağım. Allah rızası için inmesen bana lazımsın. Dedi ki o bak sirayet. Sirayet. Hocam orada bayanın oturduğu yerde hatta siz oturun demiştiniz. Siz de oturmadın demiştiniz. Tabii otur. Şöyle dedi ki kalkınca adam dedi ki otur. Oturmam dedim. Niye dedi? Benim içimden okuduğum ona nasıl geçmişse onun dedim şu anda bedeni var dedim orada. O bana sirayet eder. Durdu. Ne zamana kadar dedi? Soğuyana kadar. Kendisi de oturmamıştır hocam. Korkuda. Ben diyorum ki, ya ben kadının yerine oturdum lütfen abi. Bedeni misali var. Timsali sureti duruyor orada. Buna delil, köyünüze gidin ben bir şey anlamam. Ama senin o annenle çobanlık yaptığın, yemek yediğin ev vesaire, o senin artık taş değil, toprak değil. O bir perdedir, sirayettir. Orada sen varsın, hatıralar var. O perde açılıyor. O bir hayal değil arkadaşlar.
Orada sirayetler var. Son üç tane cümle. Ya bambaşka risale var ya. Sirayet dersi başımıza bela saldın diye. Hocam işte Risale-i Nur'la ne kadar uğraşırsak o da bize sirayet ediyor. Evet. Bu sefer bir de ne kadar meşgul olursanız, kim yanında olursanız olur, sirayet etmiyor. Sen basıyorsun. Anladınız mı? O şimdi zayıftı bana göre, ben bastım. Ama ben zayıfım, o bana basar. Yani evde, şurada, burada, endişe etme. Risale okuyor. Vallahi sen basıyorsun. İstersen ne yapsınlar, yapsınlar yukarıda. Asıl eğer günde 5-10 dakika evde okuyorsan müjdeli olasın sana. Ben size bildiklerimi söylüyorum. Ve okuduklarımdan bahsetmiyorum. Yaşadığım haletlerden bahsediyorum. Ben yaşadığım ruhsal haletlerden bahsediyorum. Durup dururken söylemiyorum. Mecaz diye şey yapan, nitelendiren o gafil nurcudan bahsediyorum. Şualar 744'te, 746'da diyor ki bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa. Ya mecazdır, manevidir. Hayır. Bizzat realitedir o. Asay-ı Musa nedir? Musa Aleyhisselam'ın o asası, o sihirbazlarına neydiyse Asay-ı Musa öyledir. Mecaz değildir. Her mecazın batını vardır. Mülkün melekütü vardır. Her melekütün mülkü yoktur. Ama her mülkün melekütü vardır. Asay-ı Musa nedir? Boşuna mı Hazreti Ali üzerinde durdu? Musa Aleyhisselam'ın asası neydiyse Asay-ı Musa evde odur. Atıyorsun kardeşim, karışma ya. Bir de beni dinle. Reçeteyle satılmıyor. Yan tesiri de yok. Parayla da satılmıyor. Asay-ı Musa oku diyorum. 10 dakika ya. Anne cebime bir şey mi giriyor? Ya bir şey biliyorum. Biraz da anlatıyorum. Neler oluyor bir şey desem şimdi vesvese yapacaksın. Ne koridorlar olduğu bir bilsen. Ne paratoner oluyor. Yalan söylüyorsam Allah kahretsin beni. Estağfurullah. Yani teşvik için söylemiyorum. Ne paratoner oluyor. Ne duvarlar oluyor. Bir bilsen ya. Bir tuhaf şeyler ya. Asay-ı Musa oku. Sözler demiyorum. Asay-ı Musa ya. Üstad da hep diyor, inayet, Risale-i Nurcular inayet altındadır. Evet, ama okuyan da evet. Üç tane şey var, hakkınızı helal edin. Kastamonu 158, Saadet-i Sermediye'nin bileti ve vesikası olan iman. Kastamonu 158, Tılsım-ı Kur'an olan iman. Munazarat 76, Süphan Dağı kadar ağır ve büyük olan iman. Muhakkemat 116, Misak-ı ezeli ile peyman ve yeminimiz olan iman. Yani peyman, ant, ahitleşme. Bir de okuyayım. Muhakimat 116. Misak-ı ezeli ile peyman ve yeminimiz olan iman. Son Hutbe-i Şami 52. Muhabbete vesile olan iman. Vay be. Kibli attan herhalde. İyi ki Risale-i Nur. Sonsuz şükürler olsun. Bir tanesi bana dedi ki, abi Risale-i Nur olmasa ne yapardık? O zaman asır olmazdı. Olmaması lazım. Bu iman sırrına mazhar eylesin. Amin. İki cihanda maddi ve manevi huzur etimi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Maddi ve manevi sihata vesile olan ervah haliyeleri, ruh kutsileri Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan ervah habiseleri, mevadi şerirleri hak ile yeksan eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Aynı hidayet olan istikameti Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Amin. Hizmet-i imaniyede ihlasla, takva, ihlasla, sadakatla, hizmetle, takva ile, içtinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam azar eylesin. Amin. Vahir davahümen ilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Allah.